Zero Effect gündem özelle karşınızdayız. Bugün gündeme dair konuları Zero Effect kalitesiyle yorumlayacağız. Nasılsın Tahsin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Normalde bu konseptimiz yürüyerek ayaküstü sohbetler. Ama malum sen bu ara çok çalışıyorsun. Onun Buradan için ilk sinyal oturuyoruz. geldi. Ayaküstü sohbetler serimizi başlatacağız. İlerleyen günlerde kendileri burada olacaklar. Evet, ilk konumuz tabii ki Cristiano Ronaldo. Hemen senin görüşlerini alalım. Cristiano Ronaldo hakkında ne düşünüyorsun? Cristiano Ronaldo kısacası Manchester is red demiştir. Manchester her zaman kırmızı kırmızı kalacak. Yanlışlıkla bir anda Manchester is blue taraftarları, Manchester City taraftarları bence bir süre ekstra Heyecanlandın bir mı? heyecanlandılar. Ama Abi Ronaldo hiç kime kimse gelse de... heyecanlanır. Ama şimdi şöyle bir şey var. Dedim mi? Ronaldo Manchester City'ye gitmez dedin mi sen? Dedim abi ben Ben kesin dedim. demedim abi. Oynamaz dedim. Ben Niye? demedim abi. Niye o kadar fanatik olsun ki? Abi neden olmasın? İyi de parayla bir işi var Şimdi... mıdır sence? Ya... Neden gitsin? Takım da takımsal olarak mı diyorsun? Daha iyi mi diyorsun Yok City? takımsal olarak değil ya, parasal açıdan bilmiyorum, biz biraz daha böyle milli düşünüyoruz. Milli böyle ya, orada oynamaz, yok Galatasaray'da oynamaz, Fenerbahçe'de oynamaz. Bunlar bence günümüz futbolu için çok fazla gerçekler değil artık. Adam United'da oynuyor, City'de oynuyor, Arsenal'de oynuyor, Tottenham'da oynuyor. Bütün düşman, tabiri caizse düşman takımlarda oynayabiliyor. Yani şimdi bir Alex Ferguson arasa Ronaldo'ya yani Manchester Red dese sence olay değişmemiş midir diyorsun? Ya değişmiştir tabii ki de ama benim görüşüm Ronaldo Manchester City'de de oynayabilirdi, United'da da, ama United'da olması kariyerinin sonunda çok güzel bir bitiş olacak. Duygusal bir bitiş olacak. Kesin ilk burada başladım, burada bitirmek istiyorum. Ya da ilk orada başlamıyor, Sporting'de başlıyor ama hani efsane olduğu yere geri dönmesi gibi. Sosyal medya için birçok içerik şu an Ne tonlarcası demişler? Mutlaka bir gün evine dönersin. herhalde. Evet, Tahsin de Yani hikayeye. Ezelden mi geldi Yok bu? yok şey Ergonokon Erbotur Ergonokon pardon. Kim? Onu dinledim. %100 futbolsun değil mi şimdi Rıdvan Dilmen'le birlikte spor spikeri. Evet. Evet, teşekkürler. İkinci gündemimize geçiyoruz. Evet, ikinci gündemimiz ise Türkiye Voleybol Federasyonu ile beraber başlayan Filenin Sultanları. Voleybol Federasyonu'yla mı başladı? Ne? Voleybol Federasyonu. Voleybol. Pis pis pis. Gel gel gel. Aa. Yayın Pis pis pis. yanımızda bir tane misafir geliyor şu an. Evet. Türk futbol sahalarında Ender Göller olsa pis 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 pis. Gel gel hadi gel, kameraya gir de bizi Gel. burada işte Aynen. sanmasınlar. Gel. Aa, Pis sen pis pis. kimsin Aha bana ya? gelecek. Bir dur Gel. bekle. Pis pis pis. Sıçırmazsın değil mi lan sen? Aa, sen kimsin Bunun ya? adı Vadi. Zero Effect'in yeni sloganı kedi. Gel. Evet gündemimiz kedi. Hayvan Farklı. sever misin? İnanılmaz hayvan severim. Kedi aslan gibi baştadır. Pis pis pis. Alıp götürecek miyiz seni biz? He? Başları tamdır değil mi? Daha abi anlıyor musunuz siz? Şu an anladın mı tüyünden anladın mı? Karnın Aç aç mı? mısın sen? Oğlum burada bak köpekler falan dolaşıyor dikkat et. Üstüne düşeceksin. Evet, gündemimizin konusu bir anda kedi oldu. Evet, normalde gündemimizde yoktu. Ama kendisi bizim sesimizi duyarak uzaklardan geldi. Kanalımızın abonesi, Kedimizin videolarımızı adını izliyor. ise Zero Effect koyuyoruz. Bu kedinin adı Zero Effect. Şimdi gündemde bazen maalesef insanlık dışı durumlar oluyor bu hayvanlar konusunda, maalesef şiddet, ölüm ve maalesef yani adını bile anmak istemediğim kötü şeyler yapıyorlar. Hayvanlar. Bizim gibi onların da bir canlı olduğu bence unutulmaması gerekiyor. Biz bu bir kedi olarak da gelebilirdiniz. Ya da her şeyden öte insaniyet namına, insani duygular namına bu tarz şeylerin olmamasını istiyoruz. Onlar da bizim gibi bir canlı. Biz aslında bugün onların evine geldik. Onların evinde çekim yapıyoruz. O da ziyarete geldi. Değil Evet. mi? Değil mi? 5 minutes later. Evet, Tahsin. Bu Oldu. sahneler bak senin yanına geldi. Aynen seni sevmiyor, beni Neyse seviyor. senin de bitlendi, Bitlendik mi? Son bir aydır Tokyo Olimpiyatları ile beraber milli oyuncularımız, başarılarımız, madalyalarımız derken spor iyice ülkeyi birleştiren bir etken oldu. Evet. Birçok problemin yaşandığı, orman yangınlarının, terörün vesaire arttığı bu Hissediyorum. dönemde herkes bu futbol başarısı, futbol diyorum, olimpiyat başarısıyla bir birlik oldu. Ve şu Evet. an içinde devam ettiren Avrupa Şampiyonası'nda voleybolcularımızla beraber Filenin sultanları. iyice bu konuda onları tanır ve destekler olduk. Evet. Ne düşünüyorsun Filenin Sultanları hakkında? Ya bence futboldaki başarısızlığımız, hayal kırıklığımız, Euro 2020'deki başarısız sonuçlar,
bizi başka branşlara, aslında sporun sadece futbol olmadığına, bütün branşların ülkeyi birleştirebileceğine, aynı duyguları hissedebileceğimizi hissettirdi bize. Onun için aslında belki de bu kadar sahip çıktık. Aynı Evet. şekilde sahanın içinde oyuncularımız da gerçekten onu bize aktarıyorlar. Yeni giren de, oyuna giren de, oynamayan da bir sayı aldıklarında öyle kenetleniyorlar ki yani sanki böyle maçı kazanmışlarcasına inanılmaz derecede seviniyorlar. O sayıyı sanki 80 milyon hep birlikte alıyoruz. Onun için bence çok önemli. Şimdi spor dediğimiz kültürde tutkuyu sağlayan en önemli noktalardan bir tanesi fanatizm ve holigan taraftarlık. Evet. Şimdi biz futbol ve basketbolda aslında taraftarlığın sonuna kadar giden bir ülkeyiz ve o yapıda büyüyoruz. Küçüklüğümüzden beri hangi takım, belki de bir insanı tutarken sorduğum 5. ya da 6. soru oldu artık. Yani hangi takımı tutuyorsun? Aynen öyle O aslında. kadar da önemli takım tutmak, tarafgirlik olmak. Ama ilerleyen yaşlarda ise bunun topluma ne kadar da büyük problemlere neden olduğunu görüyorsun. A takımındaki B futbolcusu o takıma ait ve elbet rakip takımla oynuyor. İlla ki. Galatasaray'daki Tahsin futbolcusu Fenerbahçe ile oynadığı zaman elbet o takım tarafından sevilmiyor. Yani normal bu. Ve bu derbiden derbiye, olaydan olaya büyüyen bu düşmanlık ve taraf tutma milli takımdaki birleşmemizin de çok önüne Ya geçiyor. kesinlikle milli takımda teknik direktörün taktığı gravata kadar işte Fenerbahçe sanırım Şenol Güneş mesela bordo mavi gravat taktı. O bile sorun oldu. Evet. Aslında Yani hiç gerek her bir yok. Maçın detay, önüne geçiyor. evet, buradaki asıl amaç olan milli takım veya sporun bir spor olması bizim maalesef taraftarlığımızla çok bölünüyor. Aynen öyle. Başarı elde edecek oyuncular bu taraftarlıktan dolayı birçok sosyal eleştiriye neden olup belki takımda oynayamıyor. Zamanında Volkan Demirel ne yaptı? Galatasaray'daki bir derbide yuhalandığı için, o statta daha doğrusu Türk milli takımı formasıyla yuhalandığı için Galatasaray'ın stadında, pardon, çıktı gitti. Milli Milli takım takımı hayatı bıraktı. bitti. Bu tarz sev ya da sevme, bir insanın milli takımda kalecisindeki performansının böyle bir taraftarlık yüzünden bitmiş olması beni üzüyor yani. Kesinlikle öyle yani. Ben de Ama katılıyorum voleybolda sana. bu bizde yok. Yok. Voleybolda hepimiz onları destekliyoruz. Hepimiz onları seviyoruz. Enerjileri çok yüksek ve sonuna Bir de kadar tam olarak destekliyoruz. bilmiyoruz yani. Sporu tam olarak Ya bilmiyoruz yani. sporu... Bence o da çok. Yani biz daha doğrusu bilmiyoruz. Yani futbol kadar bilmiyoruz. Biliyorsun futbola herkes yorum yapabiliyor. Evet. Üçüncü maçtan sonra herkes futbol hakkında taktik verebiliyor. O niye oynamıyor? Bu niye oynamıyor? İşte o akşam şurada gezmiş, bu akşam burada gezmiş bilmeden birçok yorum yapabiliyoruz. Ama sanki voleybolda ben bunu daha az olduğunu Ya şey diyorsun, düşünüyorum yani. herkes futbolda malum, ülkedeki He. herkes futboldur, futbol yorumcusudur. Aynen. Bunun da aslında biraz memnuniyetsizlikle bir katkısı olduğunu söylüyorsun. Çünkü Bence yoldan öyle. geçen herkesin Şenol Güneş kadar ya da orada iyi oynayan Cengiz Ünler kadar futbolu bildiğini düşünen bir ülkedeyiz Aynen. gerçekten. Buradan Filenin Sultanları'na Avrupa Şampiyonası'nda umarım daha da başarılı olmalarını diliyoruz. Başarılar. Sizinleyiz. Evet, üçüncü gündem maddemiz MasterChef. Mehmet Şef'ten, Danilo Şef'ten ve Somer Şef'ten sonra yeni bir şef doğuyor. Şefin adı Profesör Doktor Talha Yamaçef. Buyurun Talha Bey. MasterChef bence kuşkusuz şu an için TV8'in en çok izlenen programı oldu. Survivor ve diğer bütün programların önünde. İlk başta çok iyi seçilmiş 3 şef 2 yıldır kendini çok iyi kanıtladı zaten. Evet, Danilo Şef de işe şov katıyor bence. Danilo'nun gittisi geldisi vesaire, hatta 3 yıldır. Hı. Bu konuda belli noktalarda ilk başta benimsenmemişti ama sonrasında gayet tutuldu Danilo'da. Ve şu an gerçekten enerjisiyle insanları içine alıyor samimiyetiyle. Mehmet Şef zaten Anadolu'da, yani Bolu kökenli bir şef olduğu için gerçekten şef standardını Anadolu halkıyla ya da halkımızı birleştirmiş durumda. Sana en yakın şef Mehmet Şef o zaman. Yani restoranlarda olan o fine dining sunumlarla beraber gelen şef kültürüyle halkımızın arasında büyük bir bilgi farklılığı var. Ya yani bilgi uçurumu var. O insanlar gerçekten uçuk derecede neler bir sürü eğitim alıyorlar. Biz daha böyle yerel ve kültürel yemekleri seviyoruz. Her kültürden şef olması bence yapılan ürünlerin de çeşitliyle beraber kişiyi alıyor, izlettiriyor. Bir Anladım, gün Adana doğru. kebabı görürken, bir gün somonu, bir gün levreyi vesaire her türlü farklılığı görebiliyoruz gerçekten. Somer Şef hakkında ne düşünüyorsun? Somer Şef de bence Orada gayet sanki güzel. bir onun yerinde gözüm var gibi çünkü ona pek bir şey söylemedim. Yok ama bu yılki bence biraz da şef ekibinden, yani olası şef ekiplerinden bahsedeyim, yarışan insanlardan. Tunahan var mesela. Tunahan Tunahan bence. elemelerdeki performansıyla birkaç videosu viral oldu zaten ve şu Ben an oradan biliyorum. 200 Çok bine yakın izlemedim mesela. Normalde geçen takipçisiyle seni daha çok izledim de. 200 bine yakın takipçisiyle daha yarışmaya başlamadan şu safhada fenomen oldu diyebiliriz neredeyse.
Diğer yarışmaların takipçi sayıları 10 bin, 20 bin, 30 bin bandında gidiyor. Ama Tunahan bir tık daha önde. Peki Tabii ki sana de. şöyle bir soru sorayım. Lafını hemen şöyle araya girip takipçi falan dedin ya. Sence MasterChef'e katılınca Survivor'daki gibi takipçileri mi artıyor yoksa restoranların ağına mı düşüyorlar? Mesela bir tane yarışmacı bildiğim kadarıyla veya yarışmacılar iyi restoranlarda çalışmaya başlıyorlar. Sence hangi özellikleri gelişiyor? İki özellikleri birden mi İkisi gelişiyor? de beraber birbirini sürekli besleyen özellikler bunlar. Sen takipçin artar ve bilinmişliğin artarsa tabii ki de daha üst seviye restoranlarda çalışabilirsin. Daha üst restoranlarda çalışınca daha iyi maaş ve aynı zamanda etkileşimin de artıyor. Bir bakıma iyi restoranlarda çalışmak bir sonraki restoran için CV'ni de güçlendiriyor. Yani herkes Şırdancı Mehmet gibi kendi dükkanını açmıyor. Yani tabii ki de. Bir de belli noktalarda herkes şef olma yolunda ilerlerken illa bir dükkan açacağım mottosuyla ilerlemeyebilir. Herkes o gücü, o sermayeyi bulmayabilir. Çoğu zaman başka birisi sermayesiyle şefini birleştiriyor. Birisinde sermaye var, birisinde yetenek var. Anladım. O konuda bence yolları daha da çok açılıyor bu programla beraber. Ama tabii ki de bu MasterChef'in de bir show programı olduğu unutulmaması gerekiyor. Biz Yani. bazen şu yanılgıya kapılıyorum ben bazen. Halktan ya da senden, benden, benim gibi yüzlerce insan arasından en yetenekliyi bulacaklar. Hayır, bu da bir burada da bir kast işi var. Burada da bir ajanslar, burada da bir çekim, burada da bir ayarlanmış ve planlanmış gerçekler var. Hani olay Anladım. doğaçlama gelişen bir program olmayacak kadar düzenli ilerliyor. Anladım. Yani çok da masum değil her şey yani. Yani Yani masum Tunahan demeyeyim de sence o zaman plansız şöyle değil, mi? plansız değil. Yemeğiyle değil de biraz daha şovuyla da bu programın içinde Aralarında diyorsun. proje çocuklarında olduğunu düşünüyorum. Anladım. Ya Anladım. bazı daha önceki yarışmalarda da olduğunu gördük. Adam Amerika'da çalışırken bırakmış gelmiş. Niye bırakırsın ki Ve Amerika'yı? aylar önce Sinan Acun Ilıcalı ve ekibinin onun da medya ajansının iletişime geçtiğini ve Anladım. program için davet edildiği var. Zaten bazı yarışmacılar var ki gerçekten iyi eğitimler almış ve gerçekten belki de şefler belli yerlerde çalışan insanlar. Ve yani o programda doğaçlama çalışacak bilgi seviyesi düşük insanların yeri çok az. Ben de Her yer izlemem ya. Niye izleyeceksin ki abi yani? Ben diğer de türlü evet. aynı. 16 yarışmacının nereden baksanız 13-14'ü asıl yani asıl yarışmacılardan 13-14'ü zaten aktif çalışan açlık eğitimi almış çocuklar oluyor. Ama Aslında olayın izlenmesi zevkli. arka perdesinde bunlar yatıyor diyorsun Evet. yani. Yani Kolay yumurtayla sucuklu yumurta yapan herkesi aynen. almıyorlar diyorlar yani. Ya Burada birçok yönetmenin yarışma başvurmuş, değil mi? Yönetmen. Başvurdun mu MasterChef'e? OSS'e mi başvurmuş başvurmuştun? yok. MasterChef'e başvurdum ama geri dönüş sağlayamadım. Olmadı mı? Abi Tamam. menemen yapmış yollamış. Ha, menemen. Ama diyor Menemen. ki soğanlı menemen diyor. Acun'un en çok sevdiğinden. Ha, Acun Ilıcalı'nın. menemen olmaz. Ben kapak spagettiydi başvurdum. Oldu mu? O da olmadı. Neden? Az şey mi? Hamuru mu Sunumdan biraz daha? Ha, kaybetmişim. sunumdan pardon. Ama bir çıtır Pardon. koymuştum aslında araya. Yaptın. Sen Aynen. yapıyorsun bu arada. Ya bizim Postları takip evde de edebilirsin. ben eğitim veriyorum. Evde Öyle mi? eğitim veriyorum. Aa. Çırağım var. Öyle mi? Yeni mi Buradan çırağıma başladın? selamlar. Kardeşim aç kalacaksın ama bundan sonra Yok. evde. Hazır mısın buna? Belki yarın bir gün sizi çırağımla tanıştırırım ama Tamam. eğitim zor. Eğitim Zor her mu yerde diyorsun? zor. Anladım. Eğitim zor Anladım. tahsin. Peki ama bence Sinopec'le 3 tane gündemi yorumlamaya çalıştık sizlerle. Aslında amacımız bu gündem yorumlamakta. Bilgi akışını sağladığımız bu kanalda aynı zamanda kendi sohbet ve olaylara bakış açımızı da size vermek. Sonuçta biz açıkçası bu Zero Effect kanalında okurken, öğrenirken, kendimizi geliştirmeye hedeflerken bu kanalda kendi muhabbetimizi, arkadaşlığımızı ve sohbetimizi de göstermek istiyoruz. aynen. Bu şekilde eğleniyoruz. Belki de Gündemi de değerlendiriyoruz. bu Zaten kadar az konuştuğumuz şeyler. az görüntülenme alıyor olabiliriz ama bunun bu işi devam ettirmemizdeki bence en önemlisi bunu bir hobi olarak, bir eğlence kaynağı, bir kafa dağıtma olarak Aynen öyle. değerlendiriyoruz. Tabii ki de insan fazla izlenmek ister ama şu aşamada bence bizim kafamızı dağıtmada, günlük hayatımızdaki işlerimizde bir nebze olsun farklılık katıyor diye düşünüyorum. Bence de. Ayrıca bir iddiada kazandım ben. Bir iddiada kazandım. Onu da bir sonraki videoda açıklayacağım. Bayağı ezici bir şekilde kazandım. Yanlış bir yönetmenim. Ona da sonra açıklayalım. Konuda haklı. Yorulamam bu kadar. Hadi hayırlı işler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı. İddialar kazanılır, kaybedilir. Canımız sağ olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.